yine size beynin kendisini haklı çıkarmaya çalışan bir avukat olduğunu kanıtlamaya çalışacağım. Bu ilginç bir konu. Derim ki insanlar önce kararlar alır ve daha sonra aldıkları kararlara bir sebep uydurmaya çalışırlar. Beğendikleri bir siyasetçi yanlış bir şey yaparsa ki çok görüyoruz bugünlerde bunu. Bu yanlış davranışlarını bir kulp bulmaya çabalarlar. Çünkü halkın iyiliği için, çünkü vatan için, millet için. Sakarya da orada bizi bekliyor. Sonra ikinci kötü davranış gelir. Bu sefer farklı bir kulp bulurlar. Bulunan bu kulplar çoğunlukla bildiği bir şey vardır. Bizim bilmediğimiz bir şey biliyordur gibi şeylerdir. Yani bütünüyle saçmalıklar. Ya da siyasetçiyi savunan bir gazete alıp o yanlış davranışı niye yapmış olabileceğine dair kendilerini ikna etmeye çalışırlar ki bu durumlarda pek çok gazete zaten ülkemizde raflarda öyle duruyor, gidin bakın. Halbuki o kişi yanlış yapmıştır demek daha doğru ve daha kolaydır. Ama beynimizin yalanına bir defa kendimiz inanırsak onu sürekli yalan uydurmaya iten yine biz oluruz. Her yapılanı doğruyla karşılaştırırsanız beynimizi doğruyu bulmaya iten yine biz oluruz. Bir fikre inandığımız zaman aksi delil bulmakta zorlanıyoruz. Sürekli kafamızdaki fikri doğrulayıcı örnekler bularak fikrimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu durum yatırımlarda da böyledir. Bir yatırım yapmak istediğimizde o yatırımın neden akıllıca olduğunu anlatan insanları dinlemek ve kendi kararımızı doğrulayıcı şeyler duymak isteriz. Aksi yönde yorumları kâile bile almayız. O sebeple yapacağımız işle ilgili olarak aykırı fikirler dinlemeden asla karar vermeyin diye yıllarca söylerim. Sir Francis Bacon'ın kanıt çarpıtmaya yönelik şu sözü çok yerindedir. İnsan bir kere bir görüşü benimsedi mi her şeyi bu görüşle uyacak ve destekleyecek bir yöne çeker. Aksi yönde daha çok sayıda ve ağırlıkta örnek olsa bile bunları ya önemsiz görür ya da ihmal eder ya da bir başka sebeple bir kenara bırakır ve reddeder. Bu büyük ve zararlı ön yargılar neticesinde görüşleri de hiç sarsılmamış olur ahmak koyunlar. Peki karar biliminde şöyle söyleriz. Beyin kendini haklı çıkarmaya çalışan bir avukattır. Aksini iddia eden var mı? Neyse çok konuştum. İki kişinin gördüğü kişisel ileti değildir. Kişisel neyimiz oldu ki iletimiz olsun. Şimdi erkenden kalkıp bütün gün yatacağım.